Gürbüz Evren, siz Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinin ardından siz ne düşündünüz? Artı oluşan reaksiyona nasıl baktınız? Çünkü Küçük Şahin'in baktığı gibi mi baktınız? Bir konsolidasyona, bir duygusal atmosferle birlikte bir toparlanmaya sebep olacak bir seçim süreci hamlesi gibi mi? İşte yani veda değil, vefa sloganının hemen ortaya evet. çıktığı. Yoksa hakikaten biz siyaseti çok fırtınalı yaşıyoruz. Her ifadenin arkasından da fırtına kopartıyoruz. Öyle bir durum mu? Teşekkür ederim. Tekrar değerli konuklarınıza ve size iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar. Şimdi sonuçta Sayın Erdoğan bir siyasetçi. Ve Türkiye tarihine, siyasi tarihine damgasını vurmuş siyasetçilerden birisi. Dolayısıyla nerede, ne zaman, hangi koşullarda hangi sözü edeceğini, hangi cümleyi kuracağını, hangi mesajı vereceğini en iyi bilen siyasi isimlerden birisi. Dolayısıyla bunun altını bir çizelim. Belki de Türkiye'de başka bir gerçek var, o gerçeğin de altını çizelim. Belki %50, belki %50'nin üzerinde bir toplumun bir kesiminin çok karizmatik bir lider olarak gördüğü bir isim. Ama diğer tarafın ise tam tersi, bu tür özellikleri kendisine yakıştırmadığı bir isimden bahsediyoruz. Ama her sözüyle, her açıklamasıyla, sadece Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, sadece AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla değil, bir siyasetçi sıfatıyla da Türkiye'de birçok şeyi değiştirip tartışmaları başka yönlere de çekebilecek, hatta bizlere de fikir jimnastiği yaptırabilecek bir isimden bahsediyoruz. Belki AK Parti tarafı böylesine bir karizmatik lider yetiştirdiği için kendisi açısından şanslı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin en önemli eksikliğinden birisi de hala da kendi içerisinde bir karizmatik lider yetiştirememe ve bunun eksikliğini hala yaşamaya devam etmesi, tartışmalarda zaten bunun üzerinden yürüyor. Şimdi Sayın Erdoğan'ın ismi AK Parti tabanında geçtiği zaman bu tabanı konsolide edebilmek için rahatlıkla kullanılabilecek ya da rahatlıkla konsolide eden bir isimden bahsediyoruz. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'ın ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını da konsolide ediyor. Nasıl konsolide ediyor? Ona yönelik yapılan eleştiriler, onun bugüne kadar siyasi kariyerindeki işte ne varsa onlar üzerinden yürütülen tüm muhalefet aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet tabanında, genelde muhalefet tabanında Erdoğan'ı alt edebilmek, AK Parti'yi alt edebilmek amacıyla bir malzeme olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla tabanı da muhalefet ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da böyle konsolide ediyor. Bunun altını çizdikten sonra asıl konuya gelelim. Sayın Erdoğan bırakmak istese acaba o %50'lik kesim ya Cumhur İttifakı tabanı, özellikle de AK Parti tabanı buna evet der mi? Sayın Erdoğan da biliyor ki buna evet demez. Zaten AK Parti'nin önde gelen isimlerinden hareket ederek tabana doğru yayılan sosyal medya mesajlarından da az önce bahsettiniz. Yoğun bir duygu seli oluşturduğunu görüyoruz. Bu duygu seli aslında Sayın Erdoğan'ın da istediği, bu seçim sürecinde her şeyin İstanbul üzerinden yürütüldüğü, bir Ankara'nın neredeyse unutulduğu, bir İzmir'in neredeyse unutulduğu, diğer il ve önemli ilçelerin neredeyse unutulduğu, dolayısıyla kocaman bir belediyeye dönüştürülmüş Türkiye'de, Türkiye Belediyesi seçimini İstanbul üzerinden yapıyoruz bu havada. İki taraf da bu seçimi kazanmak istiyor. İki taraf derken karşı tarafta Sayın İmamoğlu bir lider olarak ortaya çıkmaya çalışıyor. İmamoğlu'nun sermayesi şuydu, siyasi sermayesi. 2019'da çok uzunca bir süre AK Parti'nin denetiminde olan, özellikle de Sayın Erdoğan'ın sevdası olan bir İstanbul'u alabilme başarısını göstermişti. En büyük sermayesi buydu. Şimdi Sayın İmamoğlu eğer ileri gitmek istiyorsa, bundan sonra CHP Genel Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığını hedefliyorsa ve onu kazanmak istiyorsa bu seçimi bir daha almak zorunda. Sayın Erdoğan da bu sevdasını, İstanbul'u yeniden kazanmak, AK Parti'ye yeniden hediye etmek. Dolayısıyla İstanbul üzerinden muhalefeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yendik mesajını vermek istiyor. Durum böyle olunca da maalesef yapılan her açıklamanın ardında biz duygusallık da arıyoruz, başka şeyler de arıyoruz. Ama ben Sayın Erdoğan'ın
evet seçmen kitlesine bir mesaj verdiğini, özellikle de Yeniden Refah Partisi'nin giderek İstanbul'da Sayın Murat Kurum'un seçilmesinde önemli engellerden birine aldığı ya da alabileceği oy oranı nedeniyle engel haline geldiğini gördüğümüzde Sayın Erdoğan'ın bu mesajının Yeniden Refah Partisi tabanında da etki yapabileceğini, böyle hesaplandığını düşünüyorum. Ve konuştuğum birçok Yeniden Refah Partili Sayın Erdoğan'a bakış açıları gerçekten hani sanki farklı bir partilerde değiller, aynı partidelermiş gibi. Ama bu seçimde de işte kendi partilerine de oy vermek zorundalar. Şimdi bir ikilemde kalmışlar. Ortamı, portresi ortaya çıktı. Dolayısıyla birinci verdiği mesaj bu Yeniden Refah Partisi'nin tabanına sadece İstanbul'da değil başka bir takım sıkıntılı yerler var. Oralar açısından da önemli. Başka bir mesaj AK Parti tabanında şöyle bir şey var. Giderek acaba İstanbul'u kayıp ediyor muyuz, kaybedecek miyiz? Çünkü birbiri peşi sıra açıklanan birçok ankette ki bu anketler konusunda ben şu anda stüdyoda bulunan Sayın Gürkan'a özellikle son seçimlerdeki milimetrik isabetli sonuçlarından dolayı ki o zaman tanıştık kendisiyle. Her zaman büyük bir takdirle ve hayranlıkla izlerim. Tabii İhsan Bey de orada onun da başarılı çalışmaları var elbette ama ben özellikle son seçim üzerinden gidiyorum. Dolayısıyla hepimiz de biliyoruz ki şu anda İstanbul'da baş başa foto finişle neredeyse belirlenecek, şu bugünler için söylüyorum, bir yarış var. Bu yarış devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini, yani siyaseti artık bırakacağı yönündeki sözlerini biraz da o İstanbul'daki farklı tabanlara, özellikle Yeniden Refah Partisi yarışın tabanına yönelik kıran kıran olmasına bağlıyorsunuz gerekir. Anladığım kadarıyla bir evet, ona bağlıyorum ama tabii bunun üzerinden bir siyasi sömürü yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü siyasi sömürü yapılması için başka bir takım etkenlerin burada olması gerekiyor, devreye girmesi gerekiyor. O yok. Evet, duygusallık var mı? Var, duygusallık peki. Her zaman olacaktır. Bu yarışın mutlaka özellikle İstanbul'un Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kazanılması için her türlü mesajın verilebileceği bir süreçteyiz. Ben bunu bu mesajda bunun bir parçası olarak görüyorum. Şimdi